bu ayın yani 10. ayın 19'unda evime, aileme bir tebrikat geliyor. Hanım diyor ki nedir diyor, hani bir icra mıdır falan diyerek tebrikat deyince tabii aile korkar ne de olsa, tedirgin oluyor. Hayır demişler, abla cezai müeyyide bu. Ne cezası diyor? İzmir bu Aydın yolunda, Çeşme, İzmir, Aydın otoyolunda HGS'den ben orada geçiş yapmışım. Ve de bu 2015 yılının 7. ayında. 7. ayında ben oradan geçmişim. Bir sabahı saat 8'inde. Fakat ben Aydın'ın hakikaten gitmedim bakayım. Ben bu yolu bilmiyorum bile. İzmir'de bir askerlik yaptım ama askerlikten beri de İzmir'e gittiğim yok bir de üstelik. Yani Çeşme, Aydın. Buraları bilmiyorum bile ben. Ve arabam zaten benim 95 model. 95 model arabayla ben oraya nasıl giderim ki? Gitmedim. Bana bir ceza geliyor. 2 lira 25 kuruş HGS geçişi. Tabii bu cezai müeyyide olduğu için 25 lirayı buluyor bana bu. Ben bunun parasına da değilim. Ve benim plakam doğru, kendi ismim doğru. Evet doğru, benim 95 model arabam. Ben de aşağı yukarı bugün 20 yıldan beri bende bu araba. Ne şekilde ödeyeyim? Bir de şey bulamıyorum, muhatap bulamıyorum. Emniyete gittim. Emniyet diyor ki bizim işimiz değil diyorlar. Karayollarına gittim. Bizim değil diyorlar, HGS diyorlar, bu diyorlar. Bizim ilimize de yok. Cezayı zaten nereye ödeyeceğimi dahi vermişler bana. Ödesem niye ben bunu ödeyeyim? Ben bir vatandaşım nihayete. Benim yarın Allah göstermesin kazada gelebilir diye veyahut da orada bir bilemiyorum ne daha ne kötü şeyler gelebilir benim plakam. Başkası niye kullansın benim plakamı? Veyahut da yanlışlıksa bana yanlışlığımı düzeltilsin bu yönde. Eğer plakamı kullandıysalar yarın daha kötüsünü kullanabilirler benim bu plakamda. Hanımım diyor ki sen diyor ne zaman diyor gittin oraya bana diyor. Dedim bak hanımım ben tamam bir dernek başkanıyım ilde ama gittiğim yere de hakikaten hanımımsı gitmem veyahut da hanımıma izin almadan zaten gidemem. Bir kötü sıkıntı değil ama hoşgörü muhabbet de tabii hanımımla gene benim bu sohbetim. Hanımım da diyor ya diyor sen ne yaptın oralarda bana bayağı bir şey yap. Torunum bile evde. Sitem ediyorlar tabii önceleri ama ondan sonra tabii güzel güzel tabii anlaştık. Ailem de biliyor benim gitmediğimi, torunlarım da biliyor gitmediğimi. Ben zaten gitmedim bu yola. Benim tek korkum şu anda benim plakamı bir başkasının kullandığını zannediyorum ben yani. Eğer böyle bir şey varsa yarın herhangi bir doğacak yönden dolayı emniyetime de ben bu yazılı vereceğim. İl dışına giderken bu arabamla hakikaten bundan sonra il dışına giderken benim dilekçe vereceğim oraya. Ben il dışına şuraya gidiyorum diyerek.